Merhaba, günaydın. Günaydın. Şimdi dünden sonra böyle insanlar da ikiye bölünmüş durumda. Kimisi olayı çok basite aldığını düşünüyor. Kimisi de, ki büyük bir çoğunluktu bu, helal olsun. Hani hakikaten bu kadar abartılacak başka işin içinde şeyler var ve birisi bunu dile getirdi diyor. Ama bunun üstüne de dün pandemi ilan edildi. Pandemi ilan edildi zaten. O beklenen bir durumdu. İlan edilecekti. Çünkü bu işi köpürttüğünüz zaman en üst noktasında artık iyice köpürebilmesi için küresel çapta salgın demeniz gerekiyor. Orada bir bildikleri var. O senaryonun sonrasını göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz zaten ama hani bu adam fütursuzca konuşuyor, ne kadar basite indirgiyor diyenler için ben söyleyeyim şunu. Bu salgın Türkiye'ye geldi. Bizi de zaten enfekte etti ve bir şey yapmadı. Benim şu anki kanaatim bu. Nereden sonra oluştu? Dün bakanların açıklamalarından sonra. Çünkü bakanlar 50 milyar dolarlık bir Dünya Bankası fonunu duydukları anda bizde de vardı. Evet, dediler. Bir tane. Bir tane de olsa var bizde de ama dediler. Alabilirim. Sonra çıktılar işte Turizm Bakanı efendim işte gelmeyiniz işte turiste gelmişsiniz siz de bir yere gitmeyiniz falan filan. Sonra Milli Eğitim yok okulları durduran falan böyle olayı öyle bir yükseltmeye başladılar ki. Daha öncesinde ben bunu yaşadım. Kuş gribinde de yaşadım, domuz gribinde de. Şimdi insanlar baktıkları zaman doktorluğun farklı alanları var. Ben sağlık yazarıyım. Dünya Gazetesi'nde 20 yıl yazdım. O sırada beni davet ettiler. Ben bunu Mısır'da gördüm. Öyle bir toplantı organize ettiler ki sadece Orta Doğu coğrafyasına ve nedense sadece ben. İki tane çevirmen Londra'dan getirilmiş. Anlattılar, gösterdiler. Ben de etkilendim tabii. Döndüm. Ne olacak diye bekliyoruz. Kuş gribi çıktı. Abi baktık tavuklar gitti. Ben o zaman da hala uyanamadım. Yani tavuk envanterinin gittiğini sonra geldi endüstri üstüne çöktü. Arkasından kuş gribinde abi baktık. Ne oldu diyene kadar aşıyı sattılar. Sonra polemik oldu. Olalım mı olmayalım mı? Bakın bunların hepsi köpürtülmüşken ben bizim mikrobiyoloji anabilim dalına sordum. Nedir durum diye. Vallahi dediler şüphelenilen vakaların %98'inde saptıyoruz. Şu an baksın bakanlık. Şu an Türkiye'de %60'ın altında saptamayacak. Yani bu zaten gelmişti, vardı. Biz bu geçirdiğimiz griplerin tanısını koyamıyoruz ki. Sorun o. Bakanlık diyor ki ben kit vermeyeceğim diyor. Niye vermiyor kit sizce? Çünkü